Yani sen kayınvaliden altın verecek misin? Kimin için veririm? Neden vermeyeyim ya? Sen kendin ne dedin? Ben araba alacağım, ben altın vermeyeceğim. Araba almaya geldim buraya. Araba almaya geleceğim dedim. Ama ben isterse tabii ki veririm. Yani gerçekten çok üzüyorsun. Semra teyzeyi çok üzüyorsun. İlayda sen sürekli hakkaniyetli bir insandın. Bak köpeğimi bıraktım geldim. Sanki Semra teyzenin neyini bıraktı? İşini bıraktı evde ya. Ya ben işini bıraktım geldim ya. Umurun da olsa benim tabağımı bulmak için ben başında. Küçük çocuğumu bıraktım geldim. Sen mi köpeğini mi söylüyorsun? Bıraktı geldi. Semra teyzenin böyle üstüne gitme. Gerçekten gitme yani. Bu kadar yükselmene hiç gerek yok. Senin canın acımadım ya. İkimizin tabağı pişmişti. Kadın sana 5 vermedi, 4 verdi. Bana gidip 2 verdi. Ya niye benim tartışmamı yapıyorsunuz ya? Verdiysem verdim. Sana ne o eşimi bırakıp geldiyse. Ben senin için söylüyorum. Altınlar için geldim, yarışmak için aynen geldim. Şey ya. Gidiyorum ben ya. Bu ne oyun, bu Semra ne yarışma teyze ne? Nereye gidiyorsun Allah aşkına ya? Gidiyorum. Ama Semra gitti teyze yani. Ben sensiz daha iyi yarışırım. Anne puanla tehdit mi ediyorsun? Evet, puanla tehdit ediyorum. Ben onu o zaman affetmiştim ama şu an affetmiyorum. Gülcan Hanım biraz da kendinizi suçlayın. İlayda'yı bu şeye siz iteklediniz. Çeyrek altının sahibi olan gelin. Şimdi efendim sırada yeni kayınvalidemiz Gönül Hanım var. Buyurun efendim alabiliriz sizi. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şöyle biz kolonya ikram ediyoruz. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Olsun diye. Sağ olun. Heyecan durumları nasıl? İyi, fena değil. İyi. Sizden tek istediğim şu. Lütfen yemeklerin hepsinin tadına bakın. Hı-hı. Köftesine, işte mantarına, peynirine kadar ve yüksek sesle yorumları alalım. Tamam. Hazır mısınız? Hazırım. Haydi buyurun ilk tabakla başlayalım. Mantar aldınız mı? Mantar. Gözükmüyor ama. Gözükür, gözükür. Vardır bir yerlerde. Bakın ben... Göremedim. Görüyorum. Hah. Aldınız. Tamam. Şimdi Gönül Hanım, yorum alalım. Güzel. Güzel. Ama onlara bakmam lazım. Tamam. Neyi çok beğendiniz? Biraz sanki tuzlu gibi. Tuzlu gibi. Evet. Ve köftesi pişmiş mi? Köftesi pişmiş mi? Mantarlar pişmiş, köftesi nasıl? Pişmiş. Ha. Peki. Pişmiş ama öbürlerine bakmam lazım. Onun için daha. Peki o zaman. İkinci tabakla devam ediyoruz. Buyurun efendim. Bu ondan biraz daha güzel gibi. Biraz daha güzel. Evet. Daha beğendiniz ikinci hı-hı tabağı. O zaman üçüncü tabağa geçtik. Haydi buyurun. Ne? Hiç beğenmedim. Hiç beğenmediniz. Eyvah. Son tabağımızı da açtık. Fena değil. Fena değil. Fena değil. Şimdi hepsinin tadımını yaptınız. Hı-hı. Hangi tabağa kaç puan vermek istiyorsunuz? Puan verebilir miyim şimdi? Tabii ki. Bekliyorum. Önce şuna bir 5'i vereyim. 5 verin. Hı-hı. İkinci tabak mı? Evet, ikinci tabak. İkinci tabağa 5 puan verdiniz. Hı-hı. Didem yapmıştır dediniz. Buna da 4 vereyim. Birinci tabağa 4 puan. 1. Üçüncü tabak 1 puan. 3. 3 puan mı? Evet. Dördüncü tabakta 3 puan. O hı-hı zaman dördüncü tabağın başını alayım ben sizi. Buyurun. Ben şimdi kaldırın dediğim zaman kaldıracaksınız. Tamam, tamam mı? Tamam. Efendim Gönül Hanım dördüncü tabağa 3 puan verdi. Bakalım 3 puanın sahibi olan gelin kim? Kaldırdık. Gizem, kendinize doğru çekerseniz. Ha. Gizem, 3 puanın sahibi.
Gelelim birinci tabağın başına. Birinci tabağa da 4 puan verdim dediniz. 4 puan da güzel bir puan. 5 kadar olmasa da. Evet. Ama bence güzel. 4 puanın sahibi olan gelin. Kaldırdık. Elif. Elif 4 puanın sahibi. Bırakabilirsiniz. Şimdi geldik. Didem kaldı. En önemli ana. İkinci tabağın başındayız. Evet. 5 puan veriyorum dediniz. Bakalım gelininiz Didem'e mi gidiyor 5 puan? Yoksa İlayda'nın mı olacak? İnşallah Didem'indir. 5 puanın sahibi olan gelin. Bakalım gelinize 5 puan gidiyor mu? Kaldırdık. İlayda. İlayda 5 puanın sahibiyken bunu lütfen kaldıralım. Maalesef gelininiz Didem'e de 1 puan. Didem nasıl yapabilirsin? Bu masaya her gelen 1 veriyor zaten. Geline. Nasıl yapabilirsin aşkım? Ama anne sen nasıl 1 verdin bana ya? 4 verdiğiniz için. Sağlık canım. Anne nasıl 1 verirsin ya? İnanmıyorum ya. Ne istiyorsun ya? Geldiğimiz gibi gidelim mi yani? Ben İlayda gibi yaksa mıydım? Tamam da anne yakmak mı? Düzdün yakayım mı illa yani? Yok anneciğim çok pişmemiş sanki. Ama yani. Ama ya anneciğim burada herkese aynı süre veriliyor. Aynı şey veriliyor yani. Tamam da niye o kadar kızarmamış? Ya o kız da hiç pişiremedi. Son dakika fırına attı. Seninki hiç kızarmamıştı. İlayda ya seninkini de İlayda gelip fırına attı yani. İlayda de telini koydum. Bak telini aradım buldum. Hemen enişte koydum. Ya tamam İlayda da yani ben anlamadım. Anlamıyorum. O kadar benim yakmam mı lazım illa çok ya, yüksek puan almak için? Yanık mı sana tabağımı göstereyim görmüyor mi? Görmüyor musun yani? Ya. Kızarıklara illa yani dur, o puan. Dur. O kız da son dakika attı. Sen fırına atmadıysan köften nasıl pişecek? Aşkım şu yanık mı? Bu yanık mı yani? Ya bunu fazla kızartmışsın tabii. Biraz fazla kızartmışsın. Yumurta hepsinden kızarmış aldı evet, o yani. Evet en çok kızarmış yani. O işte. Ama bak bu yumurtayı sürersin böyle kızartırsın. Hayır köftenin fazla fırında erken verip tuttuğun için. Aa valla. Ben olması gerektiği gibi bir yani, o hamur tamam. O kadar kızarmaz. Tamam, o kadar yanık kadar kızartılmaz. Fırını hiç görmemiş seninki de. Teyzeciğim o kız da son dakika attı. Sen kendi gelinin iyi kızarttı. 2 ver diyorum ki sana. 2 dakika kala attı diyorum. Evet o kız o zaman da sürçtek veriliyor. Ben güzel diyorum anlamıyor musunuz? Siz köfteden bahsediyorum. Evet mühürlenmesi değil. Bir şey daha tam sonuç itibariyle kızarmış. Neden gerçekten inanamıyorum ya. Didem. Neden senin köften pişti biliyor musun? Çünkü bize 300 gram köfte verdiler. Sen 150 gramını ayırıp kenara evet, incecik incecik köfteler yaptın. Peyniri de ayırdım. Ben kenara ayırdım. İlayda benimkine bak. Bekle ben konuşuyorum. Evet. İlayda benimkine bak. Ne kadar yüz varlak. Çünkü biz hiç malzeme arttırmadık. Bu bir. Sen kendin kabul ettin burada ağlayacaktın. Çok telaşlandım. Yetiştiremedim. Sadece heyecan ay, çok var dedim. Oldum. Evet heyecanlandım. Milföylerin beyazdı. Normal. Sana gelelim. Sen zaten hiç yapamadın. Kadını ne diyorsun? En beyaz tabak evet. Oydu. Bana ay, gelelim. Gönül teyzeciğim. Sen çok iyi mi yaptın? Neden 2 aldın o zaman kayınvalidenler? İdem bir iki gönül 2 aldın. Senin için arasında ne siz, fark var? Sen? Siz kayınvalideniz tabağa bakınca ne dedi? Hiç olmamış bu dedi. Bana bir şey demedi. Bana, bana dedi. Hiç olmuş hayır. Diyorsun. İyi olmuş dedi. İyi olmuş diye 3'ten 2'ye çevirdi. Ben ona hayır. Kızdım. Bunu beğendiniz mi? Bunu da beğenmedim. Onu da beğenmediniz. Bu da güzel olmamış. 1'e baktı olmamış 2'ye baktı olmamış dedi kayınvaliden. Sen sus kız hiç pişmemiş kız. Ya sen gelinde de aynı şey söyledin ama Semra teyze. Allah ona da hiç pişmemiş dedin. Bana bir şey söylemedi. Aklını aç. Tabağını yapınca hiç pişmemiş dedin. Gönül teyzeciğim. Tamam bundan sonra ben de çok kızartayım o zaman. Öyle İlayda gibi yanık yapayım da. Senin yemek yani. Arkadaşım. Senin yemek beğenme kriterin nedir? Köftesi pişmiş. Olacak. Değil mi? Yani, teşekkür ederim. Yani. Peki benim tabağım bak. Evet. İlayda'nınki gerçekten güzel kızarmış. Ondan sonra elin. Teşekkürler. Kızaran tabak. Evet. Ona gelip niye 3 veriyorsun? Kız diyorum ki sana 1 dakika kala attı. Ona ama, nasıl 4 verirsin? Ama onun tadı daha güzeldi. Kızarmamış mıydı? Hayır onun tadı daha güzeldi. Evet. Çünkü o. Çünkü o da. Yani işte kızarmış. Malzemesini. O, o da malzemesini yetiştiremedi. Bak neden biliyor musun? Malzemesiyle tadın içeriği ne alakası çünkü, var? Ben onu algılayamadım şu anda. Bir şey söyleyebilir miyim? İçerikle malzemenin kalmasının ne alakası bak, var? Bak sana diyorlar ki buraya geldiği zaman malzemen hiç kalmayacak arkadaşım. Tamam evet, diyorsun. Hepsini ben ayırdı. Buna bak heyecan peynirleri de ayırdı. Bak ben konuşuyorum ya üçüncü girmeyecek araya. Tamam mı? Herkese merhaba. Biliyorsunuz annem safra kesesinden ameliyat oldu.
Şu anda iyi, bakımıyla ilgileniyoruz. Gün geçtikçe daha da iyi olacak, toparlanma sürecinde. Sizi izliyoruz, her gün takip ediyoruz. Geriye en kısa zamanda döneceğiz. Sanıyorum 1-2 haftaya kadar kendisini daha iyi hissedecek. Evet. Ve mutfağa geri döneceğiz. Söylemiş olduğunuz her şeye